strateji şu. Suriye Demokratik Güçler adlı bir hareket var. Bu temelde çoğunluğunu PYD'nin oluşturdu. Ama içinde Asurilerin ve Suriyeli Sünni grupların da olduğu bir askeri grup Amerikan desteğiyle çalışmakta. Suriye Demokratik Güçleri yakın zamanda Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç şehrini kuşattılar ve uzun bir kuşatmadan sonra Menbiç'i ele geçirdiler. Şu ana kadar anlaşma şuydu, Türkiye Suriye Demokratik Güçleri yani SDG'nin Menbiç'i ele geçirmesine karşı değil, bu konuda Amerika'ya da destek vermekte, ancak bir şartı var. Menbiç ele geçirildikten sonra şehrin esas sakinleri olan Arap nüfusa, çoğunluğu oluşan Arap nüfusa geri verilmesini istiyor. Çünkü burada bir ikinci telabiyat yaşanmamasını istiyor. Nedir ikinci telabiyat? Onun için birinci telabiyata bakmak lazım. Birinci telabiyat şuydu. PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde 3 kantonu vardı. En batıdaki Afrin, ortadaki Kobani ve doğudaki Cezire, Kamışlı ile içeren. Cezire ile Kobani arasında yer alan Tel Abyad şehri çoğunluğunu Arapların oluşturduğu bir şehirdi. İşin elindeydi. Bu şehri PYD ele geçirdikten sonra etnik temizlik yaparak oradaki Arapları sürdü ve Kürtleştirdi. Aynı zamanda da doğudaki kantonu Cezire ile ortadaki kantonu Kobani'yi bağlamanın yolunu açtı. Ve Tel Abyad hadisesinden sonra oradaki etnik temizlik PYD'nin Suriye'deki 3 kantonundan ikisini birbirine bağlamasının yolunu açtı. Bugün Menbiç yeni bir Tel Abyad olabilir ya da olmayabilir. Bu da Biden-Erdoğan görüşmesindeki temel konulardan birisi olacak. IŞİD'e karşı ortak mücadele, Türkiye'nin istediği siyasi şefkatin ifadesi ve aynı zamanda tabii ki daha önemli olarak Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili son konular konuşulduktan sonra. Menbiç'teki şu andaki en son gelişme şu, Suriye Demokratik Güçleri Menbiç'i ele geçirdiler. Anlaşmaya göre, Türk-Amerika anlaşmasına göre bu şehir ele geçirildikten sonra Suriye Demokratik Güçleri Menbiç'te etnik temizlik yapmayacaklar. Bu şehrin hakimi PYD ve YPG olmayacak. Bu şehrin hakimi eski sakinleri olan, çoğunluğu oluşan Araplar olacak. Eğer bu gerçekleşirse, PYD bu şehri eski sakinleri olan Araplara verirse, ben ilişkilerde sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak şehirde bir etnik temizlik yaşanırsa, ikinci bir Tel Abyad hadisesi olursa, bu ilişkiler ciddi bir kırılmaya yol açabilir. İşte belki de bunun için Türkiye dün Cerablus civarında IŞİD mevzilerini vururken bir yandan da PYD mevzilerini vurdu. Çünkü biraz uyarmak istiyordu PYD'yi ikinci bir Tel Abyad yaşanmaması için. Sizin bu konuda bir öngörünüz var mı?